Tekirdağ İl Teşkilatımız il ve ilçeli olarak bugüne kadar hem üye kaybı noktasında hem teşkilatlanma çalışmaları noktasında hem partimizin, hareketimizin vatandaşlarımızla buluşması noktasında çok gayretli ve güzel çalışmalara imza attılar. Üye kaydında da en başarılı ilk 5 ilimizin arasında yer aldılar. Bu vesile kendilerini bir kere daha tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılarının artarak devam edeceğine olan inancımla sağ olun, var olun diyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarım, dün saat 18.48'de Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini öğrendik. Bu vesile depremden etkilenen başta Düzüçi'de ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere depremden olumsuz yönde etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kere daha şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun diyorum. Yüce Allah ülkemizi, milletimizi her türlü kötülüklerden ve doğal afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarım. 2012 yılında Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarını cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması ve onların insan haklarından tam ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim tarihi Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildi. Bir kere daha tüm kız çocuklarımızın bu özel günlerini, bu güzel günlerini tebrik ediyorum. Dünyanın her yerinde bu tarihte yapılan etkinliklerle kız çocuklarımızla ilgili eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır. Ayrımcılık yapıyor görüntüsü vermek istemem ama ebeveynler, özellikle de biz babalar için kız çocukları dünya üzerinde başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ölçüde değer taşır. Çocuklarımız hem en zayıf hem de en güçlü yönlerimizdir. Ailelerin çocuklarıyla ilgili yaşadığı her acı, onları tarif edilemeyecek ölçüde yaralarken, her anne ve baba için çocuklarına yönelen tehlikeler, tehditler, onları dünyanın en güçlü insanları haline getirir. Bunun için bütün kız çocuklarının gözünde dünyanın en güçlü insanı kendi babalarıdır. Tüm kız çocuklarını, tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi korursak, yapacağımız tüm işlerde, atacağımız tüm adımlarda bu duyguyu aklımızın, gönlümüzün bir kenarında tutarsak siyasetin anlamını ve saygınlığını koruyabileceğini düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyor, tüm evlatlarımız için, tüm dünya çocukları için savaşlardan, sömürüden, yoksulluktan, hastalıklardan, şiddetten, ayrımcılıktan uzak mutlu bir gelecek diliyorum. Ve yaşasın kız çocuklarımız. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım. Geçtiğimiz hafta boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aslında sebebi oldu. Başörtüsü yasağını konuşmaya başladı. Geçen haftaki basın toplantımızda ifade etmiştim. Tekrar etmekte fayda görüyorum. 2008 yılında gerçekleşen ve kamuda başörtüsü yasağını fiilen kaldıran AK Parti, o zaman da MHP ve şehit liderimiz Muhsin Başkanımız meclisteydi 2008 yılında, Büyük Birlik Partisi'nin imzalarıyla 408 milletvekilinin desteğiyle yapılan anayasa değişikliğine CHP şu cümlelerle itiraz etmiş ve değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Aynen kullandıkları cümleler şuradan tırnak içinde.
Yapılmak istenen Türkiye'yi orta çağ karanlığına geri götürmek ve 85 yıllık Cumhuriyetinin rövanşını almaktır diyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli arkadaşlar, o gün CHP grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu açıklamayı yapan ve bu anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüren 3 kişiden birisi de bugün CHP Genel Başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Biz bunları unutmadık, milletimiz de unutmadı. Belki yaşı genç olanlar bunları hatırlamayabilir ama onlara bunu hatırlatmak da bizim boynumuzun borcudur. Yine hatırlayacağız ki geçen hafta CHP'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifi oyununa buradan, aynı bu salondan şunu söylemiştim. Yine geçtiğimiz hafta bu saatlerde. Dedim ki eğer samimiysen ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, eğer samimiyseniz bırakın yasa teklifini, şu uyduruk yasa teklifini, gelin anayasayı değiştirelim ve bunu kökten çözelim demiştim. Ve bizimle birlikte Cumhur İttifakımızın diğer partileri, AK Parti ve MHP'nin aynı yöndeki çağrılarına, Cumhurbaşkanımızın aynı yöndeki çağrılarına CHP tahmin edilebileceği ve beklendiği gibi önce bocaladı. Biliyorsun ne diyeceğini, şaşırdı ve daha sonra hayır dedi. Bu hayırına gerekçe olarak da başörtüsü yasayla birlikte ailenin korunması da bir anayasa maddesi değişikliğiyle gündeme getirileceğini ifade etti. Ya sen ailenin korunmasından niye rahatsız oluyorsun ki? Yani Türk aile toplumu, hatta dünyadaki bütün dinler, bütün ahlak öğretilerine göre aile kadın ve erkek ve çocuklardan oluşur. Bütün dünyada bu böyledir. Sen bunun bu şekilde anayasal bir çerçeve altına alınmasından niye rahatsızlık duyuyorsun? Eğer LGBT'yi savunucuysan çık bunu da açıkça ilan et. Milletle sizin ne olduğunuzu görsün, daha iyi anlasın. Ve şimdi biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Amerika'da. Ta ABD'den bir açıklama daha yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz haydi anayasayı değiştirelim. Ve bu anayasa değişikliği ile ilgili biliyorsunuz şu anda Adalet Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Biz de kendileriyle görüşüyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ve inşallah bu çalışma en kısa sürede bitecek ve Cumhur İttifakı'nın ortaklarının hepsinin de görüşü alındıktan sonra kamuoyuyla, hatta sivil toplum örgütlerinin görüşü, bu konuda çalışma yapan herkesin görüşü alınacak. Ondan sonra bir anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Şimdi işin ciddileştiğini görünce Kılıçdaroğlu ta ABD'den şu açıklamayı yaptı. Bu konu diyor artık bizim için kapanmıştır deyip kestiribastı. Ne oldu sizin şimdi başörtüsüne özgürlük getireceğiz sözünüz? Ya da inanç hürriyetleri bizim garantimiz altında olacak sözünüz ne oldu Sayın Kılıçdaroğlu? Bu üslup ve ifade işte bir samimiyet göstergesidir. İşte CHP'nin başörtüsü konusundaki samimiyeti bu kadardır. Yani samimiyetsizliktir, yani istismardır, yani oy hesabıdır. Yani yine laiklik adı altında dine ve dindarlara saldırıdır. Bundan başlayabiliriz. Bunun için kim gerçekten inanç hürriyetinden yana, kim gerçekten başörtüsü serbestliğinden yana, kim başörtüsü yasağının gerçekten samimi olarak kaldırılmasına yana bir kere daha meydana çıkmıştır. Ve İşte anayasa değişikliği teklifi bir turnusol kağıdıdır. Eğer birisi buna hayır diyorsa işte o kişi gerçekten başörtüsü serbestliğini savunmuyordur. Tam tersine yasakçı zihniyete devam ediyordur. Kıymetli basın mensupları, kız çocuklarımızla ilgili başta eğitim hakkı, yasal haklar,
Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşındı ve ben de bir önce söyledim biliyorsunuz. Uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraktarlığını yaptığı yasakların sebep olduğu sonuçlar tam olarak da bunlardı. Kendimize ve muhataplarımıza şunu soralım. Türkiye'de başörtüsü problemi bugüne kadar neden yaşandı? Bu sorunun bir tane sebebi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bu sorunun sebebi olan bir partinin, bir zihniyetin ya da kadrolarından onu çözmesini beklemek zaten hayaldir. İşte bu hayali de bir kere daha görmüş olduk. Değerli basın mensupları, dün gecenin önemli gelişmelerinden biri ABD Senatosu'nda yaşananlardır. Biliyorsunuz uzun süreden beri Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayi alanında özellikle de F-35 projesi ve F-16 uçağı alınması ya da elimizdeki uçakların modernizasyonunun yapılması konusunda görüşmeler sürüyor. Biliyorsunuz S-400 füzelerini almamız üzerine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarmıştı. Ve daha sonra da F-16 satışını da durdurmuştu. Bununla beraber Yunanistan'a ek üsler kurmuş, Yunanistan'a çok fazla savaş uçağı başta olmak üzere, füzeler başta olmak üzere çok sayıda da silah vermişti ve vermeye devam ediyordu. Ve bugüne kadar Türkiye'ye özellikle Senato ve Kongre F-16 savaş uçağının satışını engellemek, yasaklamak, bunu bir takım efendim işte gerekçelendirerek bir takım bunlara gerekçe koymaktı. Yani Türkiye'ye F-16 uçağı verir zaman Türkiye bunu Yunanistan'a karşı kullanmayacak. İşte Türkiye'nin elindeki F-16'ları modernize ederiz ama Türkiye bunları efendim işte Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG'ye karşı kullanmayacak. İşte dün bunların aksine Türkiye lehine bir gelişme oldu. O da hem de bu iki gerekçe de ortadan kaldırılarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye'ye silah satışını, F-16 satışını, F-16'ların modernizasyonunu onaylayabilmesi için elini güçlendiren teklifler verildi. Ve bazı tekliflerde de işte Türkiye'nin aleyhinde olan maddeler tekliften çıkartıldı. Bunlar tabii ki Türkiye adına sevindirici gelişmeler. Biz tabii Türkiye'nin lehine olan, değerlendirilen bu gelişmeyle şunu merak ettik. Değerli basın mensupları ve kıymetli vatandaşlar, Türkiye'nin lehinde olarak değerlendirilen bu gelişmeyle acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti aynı güne denk gelince öncelikle bu kararda Kılıçdaroğlu'nun bir etkisi olup olmadığını düşündük. Şimdi siz de bir düşünün bakayım, olabilir mi, olamaz mı? Tabii elbette ki şaka yapıyorum, yani böyle bir şey olmaz. Yani Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir şey beklemiyoruz ama bir an için düşündük. Dün haber ajanslarında bundan sonrası daha buna bağlantılı, daha iyi göreceksiniz. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir çalışma yapmadığı anlamında. Belki de üzülmüştür diye düşünüyoruz. Dün haber ajanslarında Sayın Kılıçdaroğlu'nun New York'ta Türken Vakfı'nın yaptırdığı gökdelen önündeki videolu paylaşımıyla karşılaştık. Bahsedilen bina bizim vatandaşlarımızın, milletimizin utanacağı bir mekan değil. Bilakis Türkiye'li gibi gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermesinin ötesinde Türk ve Müslüman öğrencilerin kalacağı yurt olmasının yanında çok fonksiyonel bir yatırım ve bir eser. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinin bir süre daha gündemde kalacağını düşünüyoruz. Türkiye ABD ile sayısız problem yaşarken
kassa kararları uygulamadayken, Türkiye F-35 programından hukuksuz bir şekilde çıkarılmışken, ABD senatosunda Türkiye'ye F-16 satışı görüşülürken, ABD Lozan'a göre silah bulundurulmaması zorunlu olan Yunan adalarını silahlandırırken, Suriye'de, Irak'ta, Ermenistan'da doğrudan ABD'nin Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla mücadele ederken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Biz de aklımıza mukayyet olmaya çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu halini ve açıklamalarını aziz ve necip Türk milletinin sağduyusuna havale ediyor. Yani bir insan nasıl olur ki kendi ülkesinin devletinin bir vakfının orada Türk ve Müslüman öğrencilerin kalması için yaptırdığı bir yurt binasından öğrencilerin orada günlerini geçirip ilim ve bilim çalışmaları yapacağı bir binanın varlığından niye rahatsız olur? Gerçekten ben bunu anlamıyorum. Bizim onlara tavsiyemiz bundan rahatsız olma yerine sizin de desteklediğiniz özellikle İş Bankası gibi ellerinde bir ekonomik güç var. Vakıflar da gitsinler oraya bir yurt binası, bir Türkiye'yi daha yaptırsınlar. Biz de gidip önünde poz verip ne güzel olmuş diyelim. Değerli basın mensupları, ziyaretle ilgili basına yansıyan haberlerde kişisel olarak beni en çok rahatsız eden ayrıntı ise iktidara geldiklerinde siyasi tutukluları serbest bırakacakları başlıklarıyla yayınlanan haberdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri tekzip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekzip etmediğine göre bunu savunuyor. Zaten Türkiye'de benzer cümlelerini işte Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyen bizimle beraber olsun diye duymuştuk. Dünya kamuoyuna Türkiye'deki siyasi suçlar olarak sunulanlar, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı istihbarat örgütlerinin ajanları ile PKK ve FETÖ terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetleri nedeniyle yargılanan terör örgütü mensuplarından başkaları değildir. Bunların dışında Türkiye'de siyasi suçlu olarak tanımladığınız tutuklu veya hükümlü var mıdır? Yok. CHP'nin gazeteciyi tutukladılar diye Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiği kişilerden birini Mersin'deki polis evinde içindeki sivilleri yani emniyet mensuplarımızın eşleri ve çocuklarını bombalı saldırıyla katletmeye çalışırken gördüm. Bir polisimizin şehit olduğu, biri polis dört vatandaşımızın yaralandığı saldırının faili olarak gördüm. Ve daha nice saldırılarda askerimizin, polisimizin şehit edilmesinde, bombalarla onlarca vatandaşımızın öldürülmesinde hep bu teröristlerin yanında bu gazeteci kılıklı teröristleri de biz onlara yardım ve yataklık ederken görmedik. Kimisi bizzat eylemin içinde, kimisi eylemden sonra terör örgütlerini savunma içinde, kimisi de köşelerinden onu öven yazılarla hep bu terör eylemlerine destek vermediler. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun? Yani bunları bilmemesi, bunlardan haberdar olması mümkün müdür? Hayır. Hepsini biliyor. Hepsini biliyor ama şunu da biliyor ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteği olmazsa aday da olamaz, seçim de kazanamaz. Bunu bildiği için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye normal bir siyasi parti muamelesi yapıyor, legallaştırıyor, meşrulaştırıyor ve onunla her türlü işbirliğinin içine giriyor. Ama ey Kılıçdaroğlu şunu unutma. Bu büyük Türk milleti senin sırf adaylığını garantilemek ya da seçimi kazanmak uğruna her türlü tavizi verdiğin, el sıkıştığın PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye de onun ağababalarına da haddini bildirecek ve bu ülkeden
terörün, teröristin ve onların destekçilerin kökünü de kazıyacak diyorlar. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Dün gündemin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan basınında yer alan Yunanistan'ın Girit'in güneyi ve batısı için karasularını 12 mile çıkaracağı haberleriydi. Değerli arkadaşlar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve imzamız bulunan anlaşmalara aykırı olarak karasularını 12 mile çıkarma kararını bir savaş nedeni olarak kabul edeceğini daha önce defalarca beyan etti. Yunanistan'la ilgili görüşlerimizi zaman zaman açıklıyoruz. Tüm iyi niyet ve samimiyetimizle tekrar ifade edelim. Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve anlaşmalara uymak ile Türkiye ile dost olma dışında hiçbir seçeneği yoktur. Ahmak ve kukla yönü siyasetçilerin Yunanistan'ı sürüklediği yer felaketten başka bir şey değildir. Yunanistan, varlık sebepleri, fonksiyonları ve günahlarının çok benzediği Ermenistan'ın bugün yaşadıklarından kendine dersler çıkarmalıdır. Emperyalizmin yaşadığımız coğrafyada dost ve ortak değil, sömürge aradığını tekrar samimiyetle Yunanistan'a hatırlatıyorum ve diyorum ki Girit bizim canımız feda olsun kanımız sloganlarını yakında yine duyar ve orada da Türk bayrağını görürsün diyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. 7 Ekim Cuma günü, yani geçtiğimiz Cuma günü Şah Kulu dergahı açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulma kararı alındığı açıklandı. Bu yolla Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı çatısı altında destek sağlanacak. Aynı şekilde Cemevi erken hizmetlerini yürüten Alevi, Bektaşi inanç önderlerine de bu kurum bünyesinde kadrolar verilecek. Değerli arkadaşlar, kararı önemli ve değerli buluyoruz. Alevi vatandaşlarımız bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Aynı şekilde İslam'ın da ayrılmaz bir parçasıdır. Maalesef bugüne kadar Aleviliği İslam dışı göstermeye çalışan gruplar olmuştur. Ve bu gruplar ateist, dinsiz gruplar, aynı zamanda belli terör örgütlerinin de maalesef kullandığı yapılar haline dönüşmüştür. Özellikle Almanya başta olmak üzere bir takım Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bu grupları fonlayarak Aleviliği ayrı bir din olarak göstermeye ve tanımlamaya çalışmışlardır. Bunu bir kere daha reddediyoruz ve Alevilerin bizim hem vatandaşımız aynı zamanda da din kardeşimiz olduğunu da buradan bir kere daha yüksek sesle dile getirebilirim ve dile getiriyorum. Çünkü bakın biz geçtiğimiz ay Hacı Bektaş'ı ziyaret ettik. Hacı Bektaş'ı Veli Dergahı'nı ziyaret ettik. Hacı Bektaş'ı Veli Dergahı'na gidenler şunu görürler. O dergahın içerisinde bir cami vardır. Dergahın içine girdiğinizde ne görürsünüz? Allah görürsünüz, Kur'an görürsünüz, peygamber görürsünüz, Hazreti Ali görürsünüz, Horasan erenlerini görürsünüz. Yani Ahmet Yesevi'nin Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında, dergahında ne görürseniz Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahında da onu görürsünüz. Onun için biz İslam dışı Alevilik alanlara diyoruz ki eğer gerçekten Alevi ve Bektaşiyseniz ve gerçek bir Alevi ve Bektaşilik arıyorsanız gidin Hacı Bektaş ilçemizdeki Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki Hacı Bektaş dergahına girin. Orada Aleviliğinde Bektaşiliğinde ne olduğunu görürsünüz. İşte bunun için biz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi ve Bektaşi kardeşlerimizin işte bu kendi efendim ocaklarında neşet eden,
kendi İslam içindeki yaşantılarını sürdürebilmeleri için destek verilmesini de biz doğru buluyoruz ve bunun da Türkiye'de şu ana kadar Alevi ve Bektaşilere yönelik atılmış en olumlu adımlardan birisini olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, kararı önemli ve değerli bulduğumuzu ifade ettim. Aleviliği Türk milletinin ve İslam'ın dışındaymış gibi göstererek öncelikle Aleviliğe ve Alevi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize zarar veren tüm yıkıcı teşebbüsleri reddediyor ve lanetliyor. Uygulamanın Alevi kardeşlerimizin değerlerini yaşamaları ve yaşatmalarına katkı sağlanacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını da niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, son olarak zaman zaman sosyal medya aracılığıyla devletimizi, milletimizi, milletimizin değerlerini ve devletimizi tahkir eden açıklamalara şahit oluyoruz. Açıklamadan çok saldırı diyebileceğimiz bu sözler bazen milletimizin sevdiği, saygı duyduğu bir sanatçıdan veya terör örgütünün siyasetçi kıyafeti giydirdiği bir Türkiye veya Türk milleti düşmanından gelebiliyor. İsim vererek bu çirkinliklere bir paye kazandırmak istemiyorum. Milletimizin değerlerine düşmanlık edenlerin yolculuklarının sona ereceği nokta tarihin çöplüğüdür. Hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dinsizliği, inançsızlığı, bizi millet yapan, bir arada tutan değerlere düşmanlığı, bir siyaset ekseni haline getirenler bu topraklarda ilk defa karşımıza çıkmıyorlar. Ama kendilerini muhafazakar ve sağ olarak tanımlayıp siyaset yapanlar ilk kez bu tip vahşi ve kör bir sekülerizmin peşine takılıp kendilerini ve milletimizi felakete sürüklüyorlar. Altılı Masa'nın sağcılarını tekrar ve samimiyetle uyarıyorum. Yine polis teşkilatı yapılanmasını yeniden yapacağız diyen hadsize, terör örgütünün teröristine ve terör örgütü uzantılarıyla işbirliği arayanlara, Türk milletinin Anadolu işgal altındayken bile bu tip ihanetlere cezasız bırakmadığını ve göz yummadığını da herkes bilsin. O günde göz yummadık, cezasız bırakmadık, bugün de göz yummayız ve herkes hak ettiği cezayı da misliyle alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bizim ülkemizde terör örgütleri hiçbir zaman güvenlik güçlerinin nasıl görev yapacağı konusunda karar verme merciinde olmamıştır, olamaz ve olmayacaktır. Terör örgütünün ayakçılarının polisimize, emniyet teşkilatımıza dil uzatma cesareti bulmasının kusuru güvenlik güçlerimizin değil, terör örgütüne siyasi parti muamelesi yapan Altılı Masa'nın suçudur. Evet, değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle cümlenizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet ediyorum. Tekirdağ İl Teşkilatımıza bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz bizleri mutlu etmiştir. Tabii ki her hafta aşağı yukarı bir ilimizi ziyaret ediyoruz. Bunun için sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Tekirdağ İl Teşkilatımız aracılığıyla da hem bütün Tekirdağ halkını ve tüm teşkilatlarımızı da sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkan, sorumuz olabilir mi efendim? Partinizde yaşanan istifalar var ve yapılan açıklamada gerekçe olarak da parti içerisinde AK Parti'yi eleştirememek ve beraberinde seçimlere AK Parti logosu altında girilecek olmak gösterildi, iddia edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İddialar öncelikle bir iftira niteliğindedir. Onu bütün arkadaşlarımız şahittir. Tam tersine ben her konuşmamda partimizin Cumhur İttifakı çatısı altında kendi ad ve amblemiyle seçimlere katılacağını ifade ettim ve ifade etmeye devam ediyorum. Çok fazla konuşmak istemem. Sadece
bir cümle şunu söyleyeyim. Bu istifa eden birkaç şahıs tabii referanslar araya koyarak ısrarla partimiz yönetiminde görev almak istemişlerdir. Bu vesile kendilerine görev verilmiştir. Fakat görev yaptıkları süre içinde şu anlaşılmıştır ki bu şahıslarla uzun soluklu siyaset yapmamız mümkün değildir. Bu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple binaenaleyh istifaları partimiz ve camiamız için hayırlı olmuştur. Ben siz kıymetli basın mensuplarımıza da, değerli dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Lakin bildiğim kadarıyla Tekirdağ teşkilatımızın bir şeyi var, hediyesi var, kendi yörelerinde yetişen üzüm. Ben de bir üzüm yetiştiricisiyim. Tabii kıyaslama yapacağız. Bizim üzüm iyi, bunların üzüm iyi. Efendim, hoş geldiniz. Siz de etrafıma gelin. Bayanları alalım. Bayanlar öne geçsin. Tek sıra. Bayanlar şu aya.